Nadir toprak elementler, evet, içinde bulunduğumuz saha Beylikova'da, burada dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri sahasının keşfini gerçekleştirdik. Sahadaki toplam rezerv miktarı 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı, birazdan şimdi gezeceğiz. Yıllık 1200 ton üretim yapıyor. 4 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi elde ettik. Ama endüstriyel tesise geçtiğimizde yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. Ve yaklaşık 300-350 milyon dolarlık bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz. Yine bu yatırımdan, bu tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık da bir gelir bekliyoruz. Birazdan tesisi gezerken burada kullanılan teknoloji ve ürünleri de hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar biraz geniş çalışırsak herkes çeker. Eti Maden'in çalışanları tarafından dizayn edilmiştir. Dışarıdan hiçbir know-how alınmadan yapılmıştır. Şu görmüş olduğunuz tesis. Aynı şekilde bu yılda lityum karbonat üretim tesisi kuracağız bor atıklarından. Yani Eskişehir'e çok stratejik bir yatırım gelmiş olacak. Yine Sayın Bakanımızın değişik seferlerde toplantılarda söylediği gibi bu lityum karbonatı ürettiğiniz andan itibaren çevresine bu sefer kimler gelecek? Bu teknolojik yatırımları yapacak firmalar gelecek. Her bu madenler bilir mi sizce? Çalışmalar devam eder mi? Yani öyle bir beklentimiz yok açıkçası. Yani o olasılıklar üzerine konuşmak istemem. Ama şunu söyleyeyim. İşte 20 yıl önce bunlar niye yapılamadı sorusu. Gerek petrolde gerek gazdaki keşiflerimiz. Enerji elektrik tarafındaki nükleer güç santralinden rüzgar santrallerine, güneş santrallerine kadar. Şimdi madencilik alanında, maden teknolojileri alanında da bunlar geçmişte yapılabilirdi. Aslında biz maalesef bu konulara çok geç başlamışız Türkiye'de. Ama şu son 20 yılda yaptıklarımızla aradaki farkı kapattık. Yani gelişmiş ülkelerle baktığımızda. Şimdi artık beraberiz onlarla yarışta. Bundan sonra da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir hükümet kurulacak olursa artık fark bizim lehimize dönmüş olacak. Biz buna inanıyoruz. Diğer olasılığı değerlendirmek istemiyorum. Yerli milli teknolojilerde geldiğimiz nokta çok önemli. Şimdi daha önce evet yollar yapıyorduk. Ama o yollarda süreceğimiz kendi aracımız yoktu. Bugün şimdi direkt bakın elektrikli otomobille sektöre çok hızlı bir giriş yaptık. Denizde kendi savaş gemilerimizi yapıyoruz, uçak gemilerimizi yapıyoruz. Havada İHA'larımız var. Şimdi bu hava filomuzu ayrıca kendi muharip savaş uçaklarımız girecek. Milli teknolojiyle geliştirdiğimiz helikopterlerimizi yapıyoruz. Son 20 yılda yapılamaz denilen, hayali bile kurulamayan birçok projeyi aslında hayata geçirmiş bir cumhurbaşkanımız var. İnşallah ben halkımızın da bu yapılanları göreceğini, değerlendireceğini, takdir edeceğini düşünüyorum. 15 Mayıs'tan itibaren de yine kaldığımız yerden devam edeceğime inanıyorum.